Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda sizlere bu makyajın nasıl yapıldığını göstereceğim. Yeni yıl makyajı olacak bu. Aslında bu makyajı benim ilk yapışım değil. Ben bunu yaklaşık bir sene önce buna çok benzer bir makyaj yapmıştım. Farklı bir sim kullanmıştım. Geçenlerde bu makyajı yapıp bir video çektim ve benden makyajı nasıl yapıldığını göstermemi istediniz. Buyurun size gösteriyorum. Yeni yıl makyajınızı buna benzer bir şekilde yapmak isterseniz izlemeye kalın. Evet, gördüğünüz gibi tek gözümü yaptım. Şimdi diğerle devam edeceğim. Bu makyajda cilt makyajından önce göz makyajını yaptım. Sebebi göz makyajının simli olması ve yüze dökülme yapabilecek olması. O yüzden önce göz makyajını yapmakta fayda var bence. Özellikle bu tarz simli makyajlarda ya da böyle smoky makyaj falan yapıyorsanız ağır makyajlarda. Önce göz makyajı yapmakta fayda var. Bu arada arkaya ışıklar koydum. Enstantane yaratmaya çalıştım yılbaşı için. Umarım güzel olmuştur. Gördüğünüz gibi sizi yaklaştırdım. Daha yakından görebilirsiniz diye. Göz bazı olarak Laura Mercier'in bu bazını kullanıyorum ben. Herhangi bir göz bazı işinize görecektir. Bu arada ben az önce sürdüm bunu zaten. Göz bazım hazır yani. Far paleti olarak Urban Decay'in Naked paletini kullandım. Siz istediğiniz herhangi bir paleti kullanabilirsiniz. Çünkü kullanacağım renkler çok bulunmaz renkler değil. Elimde bu var diye bunu kullandım. Paletteki sin rengini baz renk olarak kullanacağım. Herhangi bir şampanya rengi var. İşinizi görecektir bu anlamda. Onu şu elimdeki Cosmosense fırçasıyla alıp sürüyorum. Daha sonra yine Cosmosense'in BR250 numaralı şu fırçasıyla yine Naked paletteki Naked isimli farı alıp şu katlama bölgesine sürüyorum. Bu arada arkadan sesler geliyorsa kusura bakmayın. Hem Charlie hem de kayınvalidem evde. Bugün aslında tam Noel günü, 25 Aralık. İçeride hazırlıklar yapıyorlar ben video çekerken. Şu şekilde sürüyorum. Herhangi bir açık kahve, tavuk sizin tercihinize göre. Bu tarz renkler sıcak ya da soğuk alt tonlu bir kahve işinizi görecektir. Farlarla işim bu kadar. Daha sonra L'Oreal'in şu siyah göz kalemiyle tight lining denen işlemi yapacağım. Göz kapağımın iç kısmına bu kalemi süreceğim. Daha sonra Essence'in siyah likit eyeliner'ını sürüyorum. Daha sonra benim bu makyajda kullanacağım hem glitter hem de glitter yapıştırıcısı Violet, sanırım markası Violet Vos'tu. Evet, Violet Vos markasına ait herhangi bir glitter yapıştırıcısı işinizi görecektir. Eğer kullandığınız glitter bu simli eyeliner şeklindeyse böyle bir şeye ihtiyacınız yok. Ama benimki bildiğiniz normal sim şeklinde olduğu için onu yapıştıracak bir şeye ihtiyacım var. Elimin üstüne birazcık döküyorum ondan. Şu kadarcık yapıştırıcı işimi görür. Yani bu yoksa belki kirpik yapıştırıcısı gibi bir şey kullanabilirsiniz. Ne kadar iyi sonuç verir bilmiyorum. Bu arada Elf'in de bir glitter primer'ı var. Daha uygun fiyatlı bir şey arıyorsanız ve Elf sizin için ulaşılabilir bir markaysa. Fırça olarak ben Real Techniques'in Fine Liner fırçasını kullanacağım. Bu şekilde ince uçlu herhangi bir fırça işinizi görecektir. Herhangi bir eyeliner fırçası sürebilirsiniz. Yapıştırıcıyı alıyorum. Ve eyelinerımın üzerinden sanki tekrar ikinci kat bir eyeliner sürüyormuş gibi geçiyorum.
Ben eyelinerımın üstünden geçtim. Yani tam üstünden, o siyahlıktan değil, siyahlığın bittiği yerden göz kapağımdan geçiyorum. Sanki ikinci bir kat eyeliner üstüne sürüyormuş gibi. Daha sonra dediğim gibi ben Violet Vos'un şu Caparella isimli simini kullanıyorum. Herhangi bir sim işinizi görecektir. İstediğiniz rengi seçebilirsiniz. Şu şekilde göstereyim dökmeden. Fırçamı birazcık gene yapıştırıcısına, sonra da simin içine batırıyorum. Üstünde fazlalığı silkeleyip sürmeden böyle bastıra bastıra az önce sürdüğüm yapıştırıcının üstünden geçeceğim. Lap diye ortadan başladım ama siz nereden isterseniz oradan başlayabilirsiniz. Yerime bir kat maskara süreceğim. Kullandığım rimel Smashbox'ın Full Exposure isimli bu rimeli. Hiç güzel değil bu arada. Rimelimi sürdükten sonra sırada takma kirpik var. Benim kullandığım kirpik Ardell'in 120 numaralı demi kirpikleri. Taktıktan sonra eyelinerımla kirpiklerimle takma kirpiğin buluştuğu noktadan, çizgiden geçiyorum. Hem o takma kirpik görüntüsü biraz azalsın diye, hem de eyelinerim biraz bozulmuştu simi sürünce, o görüntüyü düzeltmek adına. Gözaltı kapatıcısı olarak Nars'ın bu Radiant Creamy Concealer'ını kullanıyorum. Benim rengim Custer. Bu arada yüzünüze dökülen simler varsa benim var. Ve eğer bunu çok derliyorsanız, çok fazla döküldüyse böyle bir selobant yardımıyla onları pıt 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 alabilirsiniz. Zira çok böyle fırçayla silmek ya da işte pamukla falan silmeye çalışmak çok işe yaramayabilir. Cilde direkt yapışıyorlar. Kapatıcımı şu fırça yardımıyla dağıtacağım. Fondöten olarak Elf'in Acne Fighting fondötenini kullanıyorum. Rengim buff. Daha sonra makyajımı Maybelline'in Dream Matte pudrası ile sabitliyorum. Buraya bakmam ve burada bir aynanın olmayışı. Pudra fırçası olarak Real Techniques'in bu allık fırçasını kullanıyorum. Zira hep söylediğim gibi bence bir pudra fırçası olmak, bir allık fırçası olmak için çok büyük. Bronzerim yine aynı. NYC'nin Sunny isimli bronzeri ve Sigma'nın şu fırçası. Arkadaki ışıklarımı sevdiniz mi?
Allık olarak Nars'ın orgazmını kullanacağım. Sırada kaşlarım var. Kaşlarımı Milani'nin Soft Brown isimli bu kaş jeli kremiyle dolduracağım. Bu makyajı ilk bende gördüğünüz videoda makyajın videosunu istediğiniz zaman sürdüğüm ruj farklı renkti. Ne söyledim ben bile anlamadım. Ama neyse, yılbaşı makyajı olacağı için o videodaki rujdan daha farklı bir renk sürmek. Kırmızı sürmek istiyorum ve kırmızı rujlar arasında inanılmaz kararsızım şu an. Pastel kırmızım var. NYX kırmızım var. Monte Carlo. Şu yeni aldığım. Artık yeni sayılmaz gerçi, bayağı oldu. Jordana Modern Matte var. Hangisini sürsem bilemiyorum. Sanırım pastel süreceğim. Biliyorum ben ve pastel. Önce bir dudak kalemi süreceğim. Bu da Maybelline'in Moisture Extreme dudak kalemi. 80 numara. Açsam hiç fena olmayacak. Süreceğim kırmızı ruj, pastelin Day Long Lip Color'ı 9 numara. Ah bu renk. Dilerseniz üzerinden bir gloss'a da geçebilirsiniz ya da parlak bir kırmızı ruj da sürebilirsiniz. Beni biliyorsanız biliyorsunuzdur ki ben söz konusu kırmızı ya da koyu rujlar olduğunda hep matlık seviyorum ama bu makyaj bence parlaklığı da kaldırıyor seviyorsanız. Parlaklık demişken biraz da highlight'ı söyleyeyim. Neden olmasın? Yılbaşı makyajı bu. Ben The Balm'ın Balcevi paletindeki Shumberry Luminizer'ı süreceğim. Çünkü çok güzel. Ve sürüyorum. Arkadaşlar benim bu sene için yılbaşı makyajım bu şekilde. Ne düşünüyorsunuz? Umarım hoşunuza gitmiştir. Çok zor bir makyaj ile aslında şu sizin için kirpik takmak zorsa o kısmı belki biraz zor. Onun dışında glitter eyeliner olay sadece bu. Onun dışında baz makyajı çok kolaydı göz makyajı olarak. Üzerine bir eyeliner çekiyorsunuz. Üzerine biraz sim sürüyorsunuz. Takma kirpik takıyorsunuz. Bir kırmızı ruj. Oldu bitti. Umarım hoşunuza gitmiştir. 2016 umarım size istediğiniz her şeyi verir. Mutluluk, sağlık, huzur, aşk, para, dünya barışı. İnşallah 2016-2015'ten çok daha güzel bir yıl olur. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğene tıklamayı, eğer kanalıma üye değilseniz üye olmayı unutmayın. Başka videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Çok öpüyorum. Hoşça kalın.